Trabzonspor'da hareket günler yaşanmaya devam ediyor. Bordo Mavililer de alınan kongre kararının ardından Başkan Ahmet Ağoğlu istifa etmiş. Ardından da Abdullah Avcı görevini bırakmıştı. Ardından Ertuğrul Doğan adaylığını açıklamıştı. Bu süreç içerisinde Ahmet Ağoğlu'nun, eski Başkan Ahmet Ağoğlu'nun da adaylığını açıklayabileceği ifade ediliyordu. Çünkü çok ciddi liste çalışmaları yapmıştı. Listesini de büyük oranda da belirlemişti. Ancak Ahmet Ağoğlu yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. Gerekli desteği göremedi maddi anlamda ve gün itibariyle bugün de aday olmayacağı kesinleşti Ahmet Ağoğlu'nun. Buna göre Trabzonspor Kulübü tek aday Ertuğrul Doğan ile seçime gidecek. 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek kongrede tek aday olarak Ertuğrul Doğan'ın olacağını ifade edelim. Görünen o ki Trabzonspor Kulübü'nün de yeni başkanı olarak seçilecek Ertuğrul Doğan. Evet, gelelim gündem maddelerine. Gündemde neler oluyor? Teknik direktör kim olacak? Bir sürü soru işareti var. Önce teknik direktör konusundan başlayalım. Burada Abdullah Avcı'nın istifası sonrası ya da karşılıklı ayrılması sonrası diyelim. Çünkü maaşının 2 aylık maaşını da alacak ve 50 milyon TL gibi çok ciddi bir rakamı bıraktı Abdullah Avcı. Trabzonspor adına herkesi şaşırttı diyebilirim. Daha önce ifade ediyordu, dost ortamlarında da söylüyordu zaten. Trabzonspor'dan kötü ayrılmadığım sürece tazminat istemeyeceğim şeklinde. Herhangi bir talebi de olmadı. Bilerek, isteyerek bu ayrılık gerçekleşti ve 50 milyon TL gibi çok ciddi bir rakamı bıraktığını söyleyelim Abdullah Avcı'nın. Şimdi geri gelecek mi iddiaları var ama şu an itibariyle kulüpten herhangi bir şekilde bu yönde bir bilgi almadığımızı söyleyelim. Yeni teknik direktör konusunda Trabzonspor çok acelece etmeyecek. Çünkü Trabzonspor'un bundan sonraki yapılanması daha çok küçülmeye odaklı olacak. Küçülme dediğim şöyle küçülme. Yine yarışan bir kadro olacak ama maliyetler en düşük olarak 30 milyon 25 milyon euro seviyelerine kadar getirilmeye çalışacak. Bu yönde yetiştirici, yarışmacı bir hocayla yoluna devam etmek istiyor Trabzonspor. Taraftarların özellikle çok ciddi derecede bir Fatih Tekke çağrısı var. Ben Fatih Tekke cephesiyle görüştüm. Onlar her zaman hazır Trabzonspor'la çalışmaya. Zaten hayalleri Trabzonspor'la devam etmek ama İstanbulspor'un bir durumu var burada. İstanbulspor biliyorsunuz Trabzonspor'la çok yakın ilişkileri var. Başkanları Trabzonlu, yönetim kadrosu Trabzonlu, hocaları Trabzonlu. Onlar bu süreçteyken Fatih Tekke'yi de kurtarıcı olarak almışken şu anda alması Trabzonspor'un onu pek ihtimal dahilinde gözükmüyor. Bunu ifade etmek istiyorum. Onlar da çok ciddi bir süreçten geçiyorlar. Belki ilerleyen zamanda bu tercih daha da değerli hale gelebilir. İstanbulspor ligdeki konumunu netleştirdikten sonra bu isim daha da ciddileşebilir. Bunu ifade edelim öncelikle. Fatih Tekke'nin zaten Trabzonspor'da çalışma isteğini bilmeyen yok. Ama dediğim gibi İstanbulspor'un önce bir konumunu netleştirmesi gerekiyor. Onlar da Fatih Tekke'yi kurtarıcı olarak almışlardı. Bu konuyu böyle ifade edelim. Orhan Hoca konusu var. Orhan Ak konusu var. Orhan Ak son oynanan Adana Demirspor maçı sonrası biz ona veda etmek istedik orada. Ancak o henüz ayrılmadığını söyledi. Bir hafta takıma izin verdiğini söyledi. Ve şu an yönetimin bir kararı olmadığı sürece de takımın başında duracak isim olarak önümüze çıkıyor Orhan Ak. Kongre kararı sonrası yönetim kurulu belki farklı bir planlama yaparsa Orhan Ak'la da belki bir süre devam edebilir. İhsan Derelioğlu'yla devam etme düşüncesi bazı yöneticilerde hakim ama bu çok fazla dillendirilen bir konu değil. Bunu da ifade edeyim. Sergen Yalçın hazır. Trabzonspor'la görüşmeyi bekliyor. Çağdaş Atan aracılar aracılığıyla Trabzonspor temas kurdu. Kayserispor açıklama yaptı ama Çağdaş'ın da Trabzonspor hayali olduğunu ben net bir şekilde size ifade edeyim. Bu yönde zaten görüşmelerin olduğunu da söyleyebiliriz. Asıl gelelim önemli konulardan birisine. Trabzonspor kulübünde kongre kararı sonrası Trabzonspor çok zor günler bekliyor. 4 gün sonra 31 Mart'ta Trabzonspor'un borçsuzluk kağıdını vermesi gerekiyor. Bu kağıt içinde Trabzonspor'un bulması gereken rakam tam 13 milyon euro, 285 milyon TL gibi bir çok ciddi bir rakama tekabül ediyor. Son aldığım bilgilere göre Ertuğrul Doğan yönetimi
14 milyon euronun şu an itibariyle yarısını bulmuş durumda. Çeşitli sponsorluk hamleleriyle bu rakamın yarısını tamamlamış durumunda. Geri kalanında muhtemelen stat sponsorluğu görüşmesi var. Çok ciddi görüşmeler yaptığını duyduk Ertuğrul Doğan'ın yurt dışında. Bu nedenden ötürü de Trabzon'a henüz gelemedi. Belki cuma günü gelme ihtimali var. Çok yoğun bir şekilde bu görüşmeleri yaptığını Ertuğrul Doğan'ın söyleyelim. Bu çok önemli bir durum. Trabzonspor eğer bu borçsuzluk kağıdını alamazsa ne olur? FIFA'ya ceza yer, katılamaz. Tamamen bütün emekler, her şey boşa düşmüş olur. 31 Mart'ta bunu sadece Trabzonspor değil, her kulüp almak zorunda. Lige katılım için, Avrupa'ya katılım için. Ne var bu 14 milyon euronun içerisinde diye soracaksanız soracak olursanız bonservis ödemeleri var. Oyunculara olan borçlar var. Taksitler var. Atıyorum Cornelius'un mesela 31 Mart'ta taksiti var. Trabzonspor ne yaptı? Cornelius'u taksitte almıştı. Ancak sattığında parayı peşin aldı. Parayı peşin kullandı. O borcu da kapatmadı. Mesela 31 Mart'ta Cornelius'un bir taksiti var. Atıyorum Vitor Hugo'nun taksiti var. Bir sürü oyuncu taksitleri, ödemeler, kurum ödemeleri hep burada var. Piyasa ödemelerinde pek bir sorun yaşamıyor Trabzonspor. Buraya zaten kişisel yönetici katkılarıyla birlikte bunu halledebiliyor. Önemli bir detaylardan birisi, normalde Trabzonspor'da adaylık başvuruları 100 imza, 200 imza ile olurdu. Ama Ertuğrul Doğan yönetimi bir çalışma içerisine girdi ve cuma günü 1000 imza ile birlikte adaylık başvurusunu resmi olarak divana yapacak. Bunlar önemli detaylar. Sponsorluk görüşmeleri devam ediyor. Ertuğrul Doğan biri 12, biri 8 milyon TL olmak üzere 20 milyon TL'lik sponsorla anlaştı. Bunları zaten hemen faaliyete geçirdiler. Muhtemelen de kendileri hangileri olduğunu açıklayacaklar ama Trabzonspor'a gereken paranın 285 milyon TL acil bu ay için gereken paranın olduğunu söylemeliyiz. Önemli bir detay, bu borçsuzluk kağıdı alınmazsa Trabzonspor FIFA ile karşı karşıya gelecek ve ligde de sorunlar yaşayacak. Bunu çözmesi gerekiyor Trabzonspor'un. Ahmet Ağoğlu'nun neden aday olamadığı, bunu da isterseniz bir açalım. Ahmet Ağoğlu biliyorsunuz Nevzat Aydın'la çok ciddi görüşmeler yaptı. 3-4 defa masaya oturdular. Nevzat Aydın'a burada çeşitli görevler teklif edildi. Daha sonra camianın farklı kesimlerinden Ahmet Ağoğlu'na destek olunacağı söylendi ama bu destekler, söz bahsettiğim bu ay ve sonraki ayda gereken 10 milyon euroyu kapsayamadı. Çünkü Trabzonspor bunları ödeyemezse büyük sıkıntılar yaşayacak. Nevzat Aydın da olmayınca Ahmet Ağoğlu da çekilmek durumunda kaldı. Bu düşüncesinden vazgeçti Trabzonspor'un mevcut eski başkanı. Ona da emekleri adına teşekkürler etmek gerekiyor. Trabzonspor'a 4 kupa, 1 şampiyonluk olmak üzere unutulmaz sezonlar, unutulmaz anlar, unutulmaz günler yaşattı. Ona da teşekkürlerimizi iletmemiz gerekiyor. Yoğun bir şekilde burada sorularınıza da ben bakmak istiyorum. Şunu da söyleyeyim. Teknik direktör tercihinde Trabzonspor'un çok önemli bir kriteri var. Trabzonspor kulübüyle daha önce hiçbir şekilde sorun yaşamamış teknik direktörler tercih edilecek. Yani bu ne demek oluyor? Trabzonspor'u daha önce mahkemeye veren veya Trabzonspor aleyhinde açıklamalarda bulunan hocalar tercih edilmeyecek. Bunların varın örneklerini siz düşünün. Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun en önemli kararlarından bir tanesi de buydu. Evet, yani bu da kulübün geleneği açısından önemli bir karar. Şimdi ne olacak bundan sonra? Ertuğrul Doğan yönetime gelince ne yapacak? Bahsettiğim rakamları bulacak öncelikle. Zaten bunun yarısını buldu. Yarısını da muhtemelen stat sponsorluğu olmasa da zaten daha önce olduğu gibi cebinden karşılayacak Sayın Ertuğrul Doğan. Ve kulüpte altyapıya yönelme dönemi başlayacak. Mesela şu an kim sorun yaşıyor Trabzonspor'da gençlerden? Kiralık gönderilen oyuncular var. Mesela örnek veriyorum, Süleyman Cebeci var mesela. Buna gün doğdu. Süleyman'ın artık A takıma çıkma durumu oluşabiliyor. Bu şu an bakıldığı zaman Trabzonspor tamamen stratejisini değiştiriyor. Gençlerle ve mevcut kadroda bulunan oyuncularla bir harman yapıp kadro maliyetini düşürüp yoluna böyle devam edecek.
Tabii hoca konusunda da önemli bu konu. Abdullah Avcı'nın 50 milyon TL'sini bahsetmiştik bıraktığını. Buraya çok yüksek maliyetli bir hoca alır mı Trabzonspor? Atıyorum, örnek veriyorum. Sergen Yalçın'da muhtemelen Abdullah Avcı kadar maaş istiyor. Bizim duyduğumuza göre de 25-30 milyon TL bantlarında. Trabzonspor bu rakamı ona verir mi? Veya yarışmacı bir kadro oluşturabilir mi? Burada o düzeni sağlayabilir mi? Bunların soru işaretleri devam ediyor. Şu an Ertuğrul Doğan tamamen 31 Mart'taki alınacak borçsuzluk kağıdı için para bulma arayışına girdi. Bir kısmını tamamladı. Bir kısmını da kongreye kadar tamamlamasını bekliyoruz. Yani demek oluyor ki bu önümüzdeki hafta Trabzonspor Kulübü birkaç sponsorluk anlaşması açıklayabilir. Ha, açıklayamazsa mevcut başkan bunu yönetici katkılarıyla birlikte tamamlayacak ve denkleştirecek. Bunu böyle ifade edelim. Ertuğrul Doğan'ın listesi çok merak ediliyor. Şunu söyleyelim. Ertuğrul Doğan kongre kararında imzası bulunan yöneticilerle devam edecek. Tabii bir kısım, yani bu dediğim kongreyi Mart ayında yapalım diyen yöneticilerle devam edecek. Kim bunlar? Ali Aydar Gedikli. En son HES projesinde önemli bir rol oynamıştı ve Trabzonspor'a önemli bir gelir elde etmişti. Trabzonspor her yıl oradan ciddi bir gelir, cirodan, kardan ciddi bir gelir elde edecek. Faruk Hacıhalilioğlu, onu daha çok Trabzonspor forma alımlarında duyduk. Çok etkili bir rol oynayamadı ama yeni yönetimde Ahmet Ağoğlu ile birazcık arası iyi değildi diye biliyorum. Yeni yönetimde daha etkili görevler bekliyoruz ondan. Esat Emanet, bisiklet firması var ve bisiklet alanında çok önemli bir noktada mali anlamda durumu iyi olan isimlerden biri. Zeyat Kafkas tamamen Trabzon merkezi, Trabzon'daki ilişkileri kontrol eden önemli bir figür. O da yönetimde yer alıyor. Serdar Ekrem Şirin muhtemelen Ertuğrul Doğan'la devam edecek. Serdar Ekrem Şirin en üst karar aşamasında o da. Ama devam etmesini bekliyorum. O da medya anlamında çok fazla gündeme gelen isimlerden bir tanesiydi. Kemal Ertürk. Kemal Ertürk Trabzonspor'da 5 yıldır Genel Sekreter Ömer Sayaroğlu'nun yardımcılığını yapıyor. Bu pozisyonda belki düşünülebilir Kemal Ertürk. Genç bir avukat veya hukuk işleri tamamen bu yönetimde olduğu gibi o tekrar ona bırakılabilir. Sami Karaman, Trabzon'un yerel dinamikleri için önemli bir isim. Trabzon'da elinin ulaşamadığı iş adamı yok. Kendisi de başarılı bir iş adamı. Bu yönetimde daha fazla rol almasını beklediğim isimlerden birisi. Taner Saral ismi var. Ertuğrul Doğan'ın yakın arkadaşlarından birisi. O da henüz tanımasak da iyi bir iş adamı olduğu söyleniyor. Serkan Kılınç ismi var. O da eski futboldan gelme, 1461 Trabzon'da da başkanlık yapmış olan, Ankara'da da bir kulübü olan isimlerden bir tanesi. Nevzat Kaya. Bildiğiniz üzere Trabzonspor'a hiçbir zaman desteğini esirgemeyen, Muşlu ama fanatik bir Trabzonsporlu, Aston Martin'de Türkiye distribütörü, Yeniköy Motor sahibi. Hepimiz tanıyoruz onu zaten. Muş ağası Nevzat Kaya da Ertuğrul Doğan'ın listesinde bulunan isimlerden sadece bir tanesi. Ertuğrul Doğan açıkçası liste yapmakta biraz zorlanacak. Çünkü eski isimler hepsi devam ediyor. Bunun için bir not daha vereceğim. Bir listeye tamamen bakmam gerekiyor. Burada Coşkun Öztürk, yedek yöneticilerden Coşkun Öztürk'ün de ben Ertuğrul Doğan'ın A takımına katılmasını bekliyorum. Ayrıca Gümüştaş Beton'dan Alican Gümüştaş A takıma katılabilir. Sevgili izleyenler, isimleri unutmamak adına, çok fazla isim döndüğü için unutmamak adına tekrar bir kontrol ediyorum ki atladığım var mı sonradan beni niye sen... Ha, Zafer Göktaş var mesela. Zafer Göktaş %80 girecek bence yönetime ama %20'lik de girmeme durumu var. O da Trabzon'daki kurumlarla ilişkilerde önemli bir isim. Belediyeler olsun, valilik olsun, Milli Eğitim Bakanlığı olsun ve Çukurçay'da bir proje olmuştu. Petrol ofisi projesi. Burada önemli roller oynamış ve Trabzonspor'a da kazandırılmasını sağlamıştı. O da önemli bir isim. İsimlere tekrar dönüyorum, bakıyorum. Burada açıkçası daha da girecek bir isim göremiyorum diyebilirim Ertuğrul Doğan listesinde. Bundan sonrasını Ertuğrul Doğan kendi
yapacak. Burada saydım 10-12 isim var. 15'e tamamlayacak burayı. Artı 5 liste daha ekleyecek yedek yönetici olarak. Bu yöneticilerin hepsinden de bir katkı bekliyor Trabzonspor açıkçası. Bu kritik dönemde taşın altına ellerini sokması gerekiyor bu yöneticilerin. Genel olarak bakıldığında Trabzonspor'da durum bu yönde. Hoca konusu tamamen kongre sonrasına bırakılmış durumda. Çünkü şu an Trabzonspor'un tek gündemi 31 Mart'taki borçsuzluk kağıdını alıp önce bir rahatlamak. Bu hem FIFA'dan ceza yememek için hem de lige katılım için çok önemli bir durum Trabzonspor adına. Bunun içerisinde saydığım gibi futbolcu ödemeleri var, taksit ödemeleri var, bir sürü şu anda da oyunculara olan borçlar var. Bunların hepsini Trabzonspor'un 31 Mart'ta tamamen ödemesini ve yeni sayfa açmasını bekliyoruz. Diğer hocalarla ilgili durumu zaten videonun önlerinde açıklamıştım isim isim. Birçok isim daha gündeme gelecek. Bence acele etmenin de bir durumu yok bu hoca konusunda. Şu an Orhan Ak görevine devam ediyor. Bir hafta sonra Trabzonspor toplanacak kongreden sonra yönetimle görüşecek. Belki yeni bir hoca bulana kadar Orhan Ak'la devam edecek Trabzonspor. Belki de yeni hocasını o döneme kadar almış da olabilir. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. İlerleyen yayınlarda Ertuğrul Doğan'ın tam listesini bulmaya çalışacağız. Yaptığı sponsorlukları, görüştüğü stat sponsorunu, bize gelen bilgilerde stat sponsoruyla ilgili büyük mesafe kat ettiği söylendi. Açıkçası çok da ciddi rakamlar kulağıma söylendi. Bu rakamlar yani çok önemli yani duyduğum kadarıyla. Buradan söyleyip de aslında bir beklenti oluşturmak istemiyorum. Belki benim duyduğum da doğru olmayabilir. Ama çok ciddi rakamlar. Bunları muhtemelen bir dahaki videoda sizlere aktaracağım. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.